Kriz yaptı, konvoyunu durdurdu, lastikçinin kapısını çaldı. Başbakan Erdoğan 1 Mayıs'ta Ankara'daydı. Esnafa müjdeyi verdi. Bir gün sonrasındaysa esnaf ziyaretine geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs mesaisi burada lastikçide başladı. Bugün 1 Mayıs çalışıyor musunuz? Babam vardı. Dedi ki tabii biz emekçiyiz. Emekçi 1 Mayıs'ta çalışır yani. 1 Mayıs'ı konuşarak başladı sohbetine. Sorunları dinledi. Orada anlatamayanlar mektuplar verdi. Bu kadar iş trafiğinin yoğunluğunda yani bir 10 dakika o mektubu okuması beni çok duygulandırdı. Bir anda bir çocuk gördü, onu sevdi, hediye verdi. Güzel mi? Teşekkür ederim. Güzel mi? Çok değil, yarım saat kaldı lastikçide. Çayını içti, sorunları dinledi, kalktı. Beğendi mi öyle? Güzel mi? Küçük kızı görünce yüzü güldü ama babasına kaç çocuğu olduğunu sorunca hemen ifadesi değişti. Başbakanım ben sizin dediğinizi uyguladım 3. yılda. Bir olur, rakip olur. Annesiyle daha yeni buluştuk başbakan. Öğretmen, eşi. Lastik değiştirmeye gelenler de başbakanı görünce şaşırdı. Ama şaşkınlığını gizleyip başbakana sorunlarını aktarabilenler de oldu. Hacca gidemeyen bir vatandaş sözü Erdoğan'dan aldı. Hacca gitmek isterseniz parasal durumunuz hazır mı dedi. Ben her an hazırım dedim. Ondan sonra korumalarına yazdırdı. Sen benim Başbakanlık kontenjanından gidersin inşallah. Erdoğan vatandaşların hediyeleriyle alkışlar arasında lastikçiden ayrıldı.